derlenmesi, düzenlenmesi konusunda bir prosedürümüz, bir protokolümüz yok. Tamamen chat'i derleyen, düzenleyen candaşın kendi inisiyatifiyle düzenlediği şekilde alıyoruz. Tabii onların hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Hepsi tamamen iyi niyetli gayretlerle yaptılar. Yani chat'i derleyenlere, düzenleyenlere değil benim anlatmak istediğim. Anlatmak istediğimiz şey bizim bir kriterimiz, referansımız, prosedürümüz, protokolümüz şu anda bile yok derlemeler, düzenlemeler konusunda. Biz hangi kıstaslara, protokollere veya da prosedüre göre bu şeyleri çıkaracağız, gereksiz bilgileri çıkaracağız da koyacağız diye. Hazır de şeylere gelmişken, derleme konusuna gelmişken, 2015 yılından beri yapılan chatlerde, yani bu chatlerin 2015'ten sonrası benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla derlemeyi, düzenlemeyi yapamamışız. Zaten bu konuyu bir tek adamın sırtına koymuşuz. Gariban Omni. Her şeyi onun sırtına bindirmişiz. Ondan sonra da 2015'ten beri olan chatlerin derlenmişliği, düzenlenmişliği yok. Yani bu saatten sonra kalkacağız. Benim yanlış bilmiyorsam 1120 tane mi chat var? Bu chatlerin hepsini tek tek gireceğiz. Bunların içinden tek tek gereksiz bilgileri ayıklayacağız. Ondan sonra öyle açacağız insanlığa, öyle mi? Yani olması mümkün olmayan bir şey. Biz 18 yılda doğru dürüst chatleri derlemeyi, düzenlemeyi becerememişiz. Bir protokol, bir prosedür oluşturamamışız. Kendimize bir referans belirtememişiz 18 yılda. Bundan sonra mı yapacağız? Bundan sonra mı becereceğiz? Hiç kusura bakmayın ama olacak şey değil o. Böyle gereksiz şeylerle, ayrıntılarla korktuğum şey yok ki. Gün gelecek, emri ilahi gelecek, her birimiz çekip gideceğiz, öleceğiz. Ondan sonra bu hamlaklar kimlerin elinde kaldıysa ölecek, kalacak. Hiç olmazsa şu anda hepimiz hayattayken, canlı şahitler olarak hayattayken kendi aramızda bir karar birliği yapalım, koyalım. Gelecek nesillere diyelim ki bu bizim şahit olduğumuz orijinal log kayıtları. Siz de kendinize uygun şekilde, kendi kriterleriniz, kendi referanslarınız, kendi prosedürlerinize göre derleyin, düzenleyin, dillerinize translate edin. Ne yapacaksanız da bizim elimizdeki kaynaklar bunlar diyerekten en azından gelecek nesillere ve tüm insanlığa açmak zorundayız. Nitekim Dabbetimiz de bir yazısında Sadıklar Grubu diye bir kod verdi. Sadık, sadık olmak. Benim bu anlattığım yöntemden daha sadık başka bir yöntem olabilir mi? Hiçbir şeyine dokunmadan aynı olduğu şekilde tüm insanlığa ve geleceğe aktaracağız. En büyük sadakat budur. En büyük sadıklık budur. Yani anlatmak istediğim şeylerden birisi de o. Sadıklar grubu. Nitekim Allah'a şükürler olsun ki Dabbetimiz belirtmiş Sadıklar grubu diye bir grup varmış. İnşallah. Yani bu sadıklar, Rabbimizin vermiş olduğu sadık olmak kodunu, bakın Türkçe sözlüklere bakın, sadık olmak. Ne anlama geliyor? Şimdi gelelim şeylere, çıkarma olayında şey yaparsak. Mevcut laglarında neyse ne varsa elimizde çıkarmalar yaparak insanlığa sunmaya kalkan yöntemine gidersek konumumuz ne olur biliyor musunuz? Zalim Haccac'la aynı konuma düşeriz. Zalim Haccac da kendi kafasına göre, kendi fikrine göre Kur'an ayetlerine nasıl iskambil kağıtları karılırken birbirlerine karıştırılsa o şekilde karıştırdı, iniş sırasını değiştirdi, içinden 10 tane harfi uçurdu gitti, yok etti. Zalim Haccac'a soracak olsalar da o zaman da onun da kendisine göre bir sürü haklı nedenleri vardı. Ama hepimiz biliyoruz ki Zalim Haccac şeytana uydu. Şeytana kandırdı kendisini. Bu yanlışı yaptı. Eğer biz de aynı yönteme gidecek olursak, biz de kafamıza göre çıkarmalar yapmaya kalkarsak,
Biz çıkarmalar yaparsak biliniz ki bizden sonraki hanifler de kendi kafalarına çıkarmalar yapacak. Hatta ve hatta eklemeler yapanlar da olacak. Zalim haccacılık yolunun kapılarını açmış olacağız. En başta bizler zalim haccacı olacağız. Daha sonra bizden sonrakilere de sizler de zalim haccacı olabilirsiniz. Dercesine adeta izin verircesine bir şekil oluşturacağız. Bundan da kaçınmamız gerekiyor. Gelelim pek çok candaşımızın değer verip de açıkladığı, pek çok candaşımızın gizli kalması gereken bilgiler var, orada gizlenmesi gereken bilgiler var. İşte şu isim bilinmemesi gerekiyor, şu isim bilinmesi gerekiyor bilmem ne. Gerçekten pek çok candaşımız endişeli, değer vererek iletişime geçtiler benimle. O candaşlarımın hepsine söyleyeceğim şey ve de tüm haniflere söyleyeceğim şey. Dabbetimiz televizyona çıktı, o televizyon programlarında sizin bahsettiğiniz o isimlerine vererek Elon Musk'ı da bahsediyor, Dugin'i de bahsediyor, Leonard Susskind'ı da bahsediyor. Hatta Leonard Susskind'ı getirip program yapacağını, Leonard Susskind'ın Zigzag'da Allende'nin yardımcısı olduğunu oraya kadar anlatıyor. O bölüm videoların birinde var. Dur bir beraber şey yapalım, dinleyelim. Şimdi bundan önce buyurun hep beraber Dabbetimizin. Bir tane. Belki bir tane. Çünkü duyduğuma göre Susskind bu şey teoremini bulan adam. Hologram kuramını. Evet. O arkadaşımız gelecek bir Aa, buraya Türkiye. Tabii gelecek. Geliyor. Harika Susskind, olur. Evet. Harika olur. Susskind, Leonard Susskind geldiği zaman o da sıkı Müslümandır. Ha, onu da bilin. Sıkı Müslümandır adam. Leonard Susskind'i konuk alabilirsek programlarımıza çok da güzel harika olur. Bir şey çok olur. Da güzel aynen. Olur. Zaten soracağımız İngilizcesi birçok soru güzel, olur. Akıcı bir güzel bir İngilizcesi var. Bir tercüme yoluyla onu anlatabiliriz. Şeye. İyi bir şey oldu, bir ilk olmuş oldu. Evet, değişik bir şey oldu. Evet, hologram kuramını kurdu. Yani Leonard Susskind şunu buldu. Bir kara delik sizi yuttuğu zaman, Stephen Hawking diyor ki rahmetli, her şey yutar götürür diyor, hiçbir şey kalmaz diyor geriye. Şey de diyor ki Leonard Susskind, hayır diyor, senin diyor, onu da imajlandır diyor. Yani bilgisayarın imajlandır ya, hani bilgisayar imajını alırsınız, kaybolmasın diye bir şey. Hologramını alıyorsun, için. İmajını alıyorsun. Evet. O şekilde diyor, her şeyin imajı alınır diyor kara delikte. Evet. Kara delikte yutmaz diyor, bilgi orada kalır diyor. Bilgi orada kalır diyor. Biz ona ne demiştik hatırlıyor musunuz? Meleklerin bizim kiramen katibin kaydettiği defter demiştik. Demiştik, evet. Defter gitmiyor bir tarafa, defter burada kalıyor. Evet. Defter dürülüyor. İliyin denen bir yere ya da sicin denen bir yere gönderiyor. Ayetlerde de ayetlerde belli zaten. Onlar. Evet. O şekilde belli. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Nereden bakıyoruz? Şimdi sonuçları anlattık. Attık zikzaka geçtik. Zikzaktan doğru Alies Allende'ye geçeceğiz evet, sanırım. Şimdi, onu anlatacağız. Teleportasyonun nasıl gerçekleştirildiğine işte dair. İşte Alexander Susskind'i gördüm şu anda. Resmide geldi. İnşallah Alexander, konu, şey, Leonard Susskind inşallah konumuzda olur. Gayet İnşallah. Memnun oluruz. Bu arkadaş şimdiki Carl M. Allen, bu alias vardı ya burada. Evet, Carl Miguel Allende'nin yardımcısı şu an. Duydunuz mu dostlar? Dabbetimiz bizzat kendisi Allende'nin yardımcısını kendisi televizyon programında açıklıyor. Aynı bu şey programlarında açıklıyor. Elon Musk da var, Nakamoto'da var, başka Dugin'den de bahsediyor, Brix'ten de bahsediyor, zaman yolcularından da bahsediyor, karşı tarafın yolcularına, bu tarafın yolcularına kadar da bahsediyor. Yani sizin gizli kalsın vesaire ıvır zıvır söylediklerinizi, Dabbetimiz bizzat kendisi, kendi ağzıyla, kendi görüntüsüyle televizyon programında açıklıyor. Alın size Leonard Susskind'i, Allende'nin yardımcısı diyor. Başka yani gizli kalınması gereken konular diye şey anlıyorum
yani şeyinizi, kaygılarınızı anlıyorum. Olabilir, ihtimal dahilinde. Diyelim ki biz böyle açarsak bazı insanların hayatlarını tehlikeye sokmuş da olabiliriz, risk diye düşünebilirsiniz. Ama en başta şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle bir tek insanın burnunun kanayacağına bile inanmıyorum. Diyelim ki oldu. Kaç kişi? 100 kişi, 1000 kişi. Hadi 10 bin kişi. Hadi 10 bin kişinin hayatıyla yetkili olduk. Yanlış yaptık. Bu şey yanlıştı. Onların isimlerini ifşa ettik ve de onları hayatlarını tehlikeye soktuk. Peki biz bu hamlakları olduğu gibi açmazsak 300 yıl sonra bunun oluşturacağı tepkiyi hiç düşünebildiniz mi? Onun bir ihtimal. O zamanda da yüz milyonlarca, belki de milyarlarca insanın o iç savaş zamanında, o dönemde yanlış safta olmasına neden olabileceğimiz hiç aklınıza geldi mi? Çünkü biz onlara gerçek referans olabilecek bilgileri kısıtladık. Kafamıza göre kestik, kestik gitti. Bizden sonrakiler de kafalarına göre kestiler, eklediler derken bizim atmış olduğumuz yanlış adımın felaket sonuçları ileride yüz milyonlarca, belki de milyarlarca insanın yanlış safta olabileceğini hiç aklınıza geldi mi? Bu da bir ayrı risk. Eğer açmazsak olduğu gibi karşımızda demeyin, oluşabilecek bir risk de bu. Yüz milyonlar, belki de milyarların yanlış safta olmasına neden olabiliriz. Bu saydığım nedenlerden dolayı mutlak suretle chat kayıtları özellikle aynen olduğu şekilde biz nasıl gördüysek, nasıl okuduysak, nasıl bize emanet edildiyse, öncelikle chat kayıtları ve de tüm mailler, ses kayıtları ve video kayıtları geleceğe aktarılması gerekiyor. Efendim bu şeyden, Hanif dostlarımızdan, Ozan Yakut'un fikri. Bir tek onun fikri, başka yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah'tan içimizde Ozan Yakut bu olayın ciddiyetini anlayabilmiş defalarca. Dabbetimizde de konuşmuş. Dabbetimiz zaman.